Ayfer Hanım işte beni böyle bir oldu bittiye getirdiler. Pat diye boşanma protokolü imzalattılar. Neticede olan bu. İmzalattılar derken zorluk mu? Canım başıma silah dayamadılar tabii ki. Ama böyle bir tongaya bastım yani. Gerçekleri sakladılar falan. Hak ettiğim gibi iyi bir anlaşma yapamadığımı düşünüyorum. Daha çok şey almam lazımdı. Şimdi merak ettiğim, bunu iptal edebiliyor muyuz? Şartları iyileştirebiliyor muyuz? Anlıyorum. Sizin protokole baktığımda İhsan Bey'den koskoca bir oteli devraldığınızı görüyorum. Gayet güzel bir anlaşma yapmışsınız aslında. Ben de öyle zannediyordum ama otel batıkmış. Otel alıyorum diye nafaka istemedim, başka bir talebim olmadı, tazminat istemedim vesaire vesaire. Şimdi bunu nasıl düzeltebiliriz? İptal edebiliyor muyuz, yerine bir şey isteyebiliyor muyuz? Sizin adınız basında çok geçiyor boşanma davalarıyla ilgili. Büyük mallar kopartıyorsunuz, onun için danışayım istedim. Bakın kendi rızanızla şahitler huzurunda imzaladığınız boşanma protokolünü iptal edemezsiniz. Peki bir dava açabiliyor muyum maddi manevi? Açabilirsiniz elbette. Kazanır mıyım? Siz alır mısınız böyle bir davayı? Kaybedeceğimi gördüğüm saçma bir davayı alamam maalesef. Şimdi izninizle başka bir randevum var. Saçma dedi ya. Alo. Yok almadım. Yani okumadım mesajlarıma, bakmadım. Otelde mi? Bu kadar acil ne var? Tamam gelirim. Tamam Sezer Bey. Geldi ki. Senin bizi rahatsız etmeyeceği, öyle sessiz, sakin bir yerde olmak istedim seninle. Çok iyi düşünmüşsün. İhsan, şu olay benim çok kafama takılıyor. Çok kaygılanıyorum. Erkan yine bir hatlar mı karıştırıyor diye hissediyorum. En son ne zaman haber aldın ondan? Özledim notu ve çiçek yollamış bana. Çiçek mi yollamış? Utanmak falan da yok adamda. Çiçekle beraber Erkan da eve girmiş gibi geldi. O kadar huzursuz oldum ki. Attım hemen çöpe. Neyi fark ettim biliyor musun? Ben Erkan'dan bayağı nefret ediyorum ya. Tamamen silmişim onu. Serra benim babam yok, benim için öldü falan dediğinde ben ona kızıyordum ama... ben de içimde öldürmüşüm herhalde Erkan. Erkan yetmezmiş gibi şimdi bir daha Sena ile uğraşıyorsunuz. Selim söyledi, Serra'ya sıkıştırıp laf etmiş. Sorma. Eve de geldim. Eve mi geldin? Gerçekten mi? Evet. O kadar şaşırdım ki onu karşımda görünce. Ya bu kadın beni hasta edecek. Yani gerçekten sabrımı taşıyor. Bence zaten sen sinirlenip ona tepki verdi bu kadar fütursuz hareket ediyor. Düşünme bence. Durma üstünde. Ya gerçekten Serra ve senden çok özür dilerim. Bu bizim... boşanma hikayemiz size bulaştığı için. Büyük başın derdi de büyük oluyor. Ya ne demezsin. Yalnız... doğru yolları bile bile yanlış yolları sapmakta çok başarılıyız ikimiz. İtiraf et. Thank you.
Bana bir taksi çağırabilir misiniz? Aa, taksi mi? Araban yok mu senin? Ben seni bırakırdım gideceğin yere kadar. Lütfen ya, bana söyle. İhsan amcacığımın seni kapının önüne koyduğu konuşuluyor. Demek ki doğruymuş. Bana bak küçük cadı. Hı. Bir de sen üstüme gelme. Zaten çok doluyum, sana patlarım. Ne oldu, neyin var? Niye gerginsin bu kadar? Ay dur tahmin edeyim. Kutlu Say'a soyadından vazgeçiyorsun ya, onun gerginliğidir kesin. Canım. Hı. En azından ben o soyadına yıllarca ağzımın suyu akarak bakmadım. Taşıdım yani, ben bir Kutlu Say oldum. Olamayanlar düşünsün. Neyi yapmışsın? Asena, geç şu saçma detayları. Kocasından para çalan çakma sosyetik yaftası nasıl temizleyeceksin? Onu düşün bence sen. Ne düşünüyorum biliyor musun? Selim'in neden seni hiç sevmediğini anladım. Ah, iyiymiş. Söylesene. Çünkü kendine hiç bakmadan böyle bir patronluk taslıyorsun herkese. Bunu yaparken de ne kadar sevimsiz olduğun konusunda ufak bir fikrin yok. O yüzden sevilmiyorsun. Patronluk taslamak, patronluk falan. Hı. Evet, bunlar zeka gerektirir Asena. Mesela sen beceremezsin. Bir de şunu söyleyeyim. Güçlü erkekler zeki kadınlardan hoşlanır. Senin hiç şansın yok mesela. Öyle mi? Hı hı. Bu kadar üstün zekan vardı Biricik. Ama senden hoşlanmadı işte peşinde koştuğun tek kişi. O zaman ya zeki değilsin ya da kaybetmeye mahkumsun. Daha sık görüşmeliyiz. Nilgün. Bak. İkimiz de yetişkiniz. Bekarız. Torunacak bir şey yok. Bakma öyle. Ya çocuklarımız? Ne olmuş çocuklarımıza? Biz dururken bu yaşta siz mi? Aşk yaşayacaksınız derler diye kaygılanıyorsun, öyle mi? Öyle. Bizim kapıya dayandığında Asena çok enteresan bir şey söyledi, biliyor musun? İhsan yoktan var etmeyi çok sever dedi. Egosu böyle beslenir, çok da çabuk bıkar dedi. Saçmalamış. Asena işte biliyorsun. Çok mu silik görünüyorum sanki? Eski endamım kalmadı biliyor musun? Nilgün, Nilgün. Lütfen böyle deme, lütfen. Bak. Sen gençken de aynı şimdiki gibi. Güçlü. Ve kendinden emin bir kadındı. Bu yüzden aşık oldum ben sana. Bu yüzden hala peşindeyim. Senden sonra senin gibi özel yerini bulamadığım için. Thank you.
Acele toplantı var dediniz, geldim. Dinliyorum. Hadi başlayalım. Bozak Holding yönetim kurulu başkanını bekliyoruz. Berin Hanım'a mı? Niye? Merhaba anne. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Rica ederim, buyurun. Ben yardımcı olayım babaanneciğim. Lütfen. Teşekkür ederim. Ne demek? Tekrar merhaba arkadaşlar. Toplantıya başlamadan önce Bozak Holding'in yeni CEO'su Selim Bey'le sizi tanıştırmak istedim. Hayırlı olsun. Merhaba. Her ne kadar bir yıl sonra işi devralacak da olsa özellikle, evet özellikle Neoplus Oteli ile ilgili konularda bilgi sahibi olması için toplantıya davet ettim kendisini. Başlayabiliriz, buyurun. Neye başlıyoruz? Sizin burada ne işiniz var? Otelin sahibi benim artık, ben. Ne yapıyorsunuz burada? Asena Hanım, Neoplus Otel'in Bozak Holding'e 8 milyon dolarlık bir borcu var. Bu borcun ne şekilde geri ödeneceğini öğrenmek istiyor Berin Hanım. Ne? Evet, aynen öyle. Yani bu Neoplus Otel'inin borcunu ne şekilde ödeyeceksiniz? Bunu öğrenmek istiyoruz. Lütfen anlatın, dinliyorum. Ben niye anlatıyorum? Benim borcum değil ki. Pardon, buraya bir arkadaşım taşındı da yeni. Adı Burak. Tanıyor musunuz acaba? Bu apartmanda mı oturuyor? Burak. Hı hı. He, evet. Yeni taşınanı olan. Şu alttaki zile bas kızım. Sabahtan beri tıkır tıkır sesini duyuyorum. Evde kendisi. Sen kimsin? Nasıl? Yani nesisin diyorum. Yavuklusu musun yoksa? Ay hadi yürü yürü yürü. Yürü çıkalım, gidelim şuradan. Özür dileyeceksin galiba. Ne özrü ya? Ayağına kadar geldik zaten. Hadi bin arabaya. Bak ben hala duymadım. Özür dilemen gerekiyor galiba. Tamam. Özür dilerim. Seni çok özledim, o yüzden geldim. Özledin, o yüzden geldin. İyi tamam ya, hadi gidelim o zaman. Madem sen bu kadar ısrar ediyorsun, gidelim ya. Ha, bin, 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 bin. Zengin kız, fakir oğlan. Sevmedim, olmaz. Aslım kız, nereden buldun o gülleri? Sana ne? Nereden bulduysan buldum Ayşe teyze. Çaldın mı kız? Ya manyak mısın? Be ne çalması? Sevgilim aldı. Oldu mu? Rahatladın mı? Ay senin de mi sevgilin varmış? Kim bakar sana be? Çatlak. Tövbe estağfurullah. Deli bu deli. Ne oluyor lan burada? Ne var? Film mi seyrediyorsun? Al şunun eline bir de çekirdeği çitli. Gir bakayım içeri, gir. Seyrediyor bir de. Ya anne ne? Gel şöyle, gel.
bunlar? Allah'ım şuna bak, hem de kaç tane. Ne bu? Erkek arkadaşım aldı. Erkek arkadaşım aldı. Kimmiş senin erkek arkadaşın? Erkek arkadaş işte. Kimmiş kimmiş? Adını söyle bana. Rezil ettin beni mahalle. Barbaros. Barbaros mu? Gevrek barbar ne zamandan beri Barbaros'la terfi etti? Anne doğru konuş. Sevgilim o benim. Seviyoruz birbirimizi. Aa, anacığım sevgilisiymiş. Birbirlerini çok seviyorlarmış. Al birini vur öbürünü. Kim bilir nereden çaldın. Bunlara para bile vermemişsin. Yürü hadi yürü. Çabuk gel peşimden. Rezil sen. Tamam ya. Benim buna hemen bir çözüm bulmam lazım. Evet, şimdi hasretime dayanamadığını itiraf et be kadın. İtiraf edilecek bir şey yok. Açık açık söylüyorum sana, seni özledim geldim. Özledim beni geldin. Evet. İyi geldi şu anda bunu duymak. Yani birinin ilgisine hasret kalmış. O kadar iyi biliyorum ki o hissi. Ben de aynı şeyleri hissediyorum diyorsun. Öyle. Peki ne oldu ha? Sen nasıl oldu da geldin? Hani ben fakir ama gururlu bir gençtim. Senin bir daha benimle işin olmazdı falandı. Burak. Bilecek. Şimdi beni konuşturma tatlısı. Yani sen de bana kıskanç ve sinsisin demiştin. Öyle demiştim. Evet. Haklıyım. Doğru söylemişim. Hiç yalan değil. Ama yine de seviyorum tabii seni. Oh! Daralmıştım her kaç gündür. İyi oldu. Şimdi gidelim yemek yiyelim. Bir sahil havası. Maya uyumadan inemedim. Kusura bakma. Sorun değil. Ne yapacağız Esin? Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Biliyorum. Senin de hayatına böyle paldır küldür girdik. Çok haklısın. Sen de gördün işte, istemiyor beni. Benim zaten babam var diyor. Aklınca sen kimsin çekti bana resmen. Ki haklı da. Ben olsam ortalığı dağıtırdım. Onurcuğum. Bak bu böyle keyfe keder bir durum değil. Mecburiyet. İnan benim de kalbim acıyor. Kızımı bırakıp gitmek hiç istemiyorum ama biliyorsun işte, anlattım sana durumu. Ya ağlarsa sen gittikten sonra? Ya istemezse bizimle kalmayı? Ya sevmezse beni? Denemeden bilemeyiz. Ve denemekten başka da çaremiz yok. Ben daha Nil'e de bir şey söylemedim. Onun istememe ihtimali var mı? Yani... Onur. Bak sakın kızımı üzmelerine izin verme. Olur ya karın kötü falan davranır. Ezmeye kalkar Maya'yı. Yok artık. Sen de iyice canavar yaptın Nil'e. Anlayışlıdır benim karım. Anlayışında bir sınır var tabii. Git ve bir an önce anlat o zaman. Maya ile karşılaşmadan önce karına hazmetmesi için zaman verir. Bir ailesiniz. Lanet gibi bir şeysiniz ya. Ana oğul bana ayarladığınız tezgaha bakar mısınız? 8 milyon borç ne demek? Hiç utanma yok mu sizde? Bakın bir söz vardır, bilmem biliyor musunuz? Rüzgar eken fırtına biçer. Bütün bu olanlar sizin yaptıklarınızdan ötürü hanımefendi. Yani enteresandır. Şimdi karşıma geçmiş, beni suçluyorsunuz. Ya ben bunları hak edecek ne yaptım? Sadece oğlunuzla mutlu mesut bir hayatım olsun diye uğraştım. Ne yaptıysam onun için yaptım. Abartma istersen Hasan'ı. Babaannemi de suçlayıp durma. Babaanneni tabii ki suçlarım. O gelinceye kadar mutlu bir hayatımız vardı.
bizim babanla. Geldi, oğluyla aramı bozdu. Boşanmamıza neden oldu. Tam kötü kaynana. Mutlu musunuz? Ama sen mutlusundur tabii küçük bey, değil mi? Ne kadar doğru söyledin. Ah, Asena. Asena ile birlikte geçmek bilmeyen yıllar. Ama bir laf var bilir misin? Son gülen iyi gülermiş derler. Ne kadar doğruymuş. O lafı kafana iyice yaz, tamam mı? Çünkü son gülen daha gülmedi, küçük bey. Mutlaka bir çözüm bulacağım. Son gülen ben olacağım. Evet, çözüm basit Asena. Oteli bize devredeceksin. Tabii bizim belirlediğimiz meblağ üzerinden. Yoksa icrayı daha cizli derken hapsi boylarsın. Tercih senin. Babaanneciğim, biz gidebiliriz. Buyurun. Kolunuzu verir misiniz bana? Tabii ki. Teşekkür ederim. İyi günler. Unutulmaz bir gündü. İyi ki geldin. Gerçekten uzun zamandır bu kadar güzel bir gün geçirmemiştim. Bundan sonra hep böyle unutulmaz günler yaşayacağız Nekin. Söz veriyorum. Sen yine büyük konuşma da. Ne demek şimdi? Bilmiyorum. İçimde bir tuhaf huzursuzluk var benim. O içindeki huzursuzluk değildir. Çünkü o İspen'de de var. Aşk telaşı var. Gelsek, seni bekliyordum ben de. Ay hemen geldiğince yani dışarıdan nasıl geldiğimi bilemedim. Gel 2 dakika otur. Onur ne oluyor? Sevgilim. Ne olursa olsun. Başımıza ne gelirse gelsin. Hayatımızda ne değişirse değişsin. Seni çok seviyorum. Bu hiçbir zaman değişmeyecek biliyorsun değil mi? Ay ben bir şey olduğunu biliyordum ya. Kaç gündür suratın asık zaten senin. Hasta falan mısın? Bir şey mi oldu? Yok. Hasta değilim. Gerçi hasta olsam her şey çok daha kolay olurdu. Onurcuğum hadi söyle lütfen. Bak sen de rahatla. Beni de bu telaşımdan kurtar hadi. Ben birkaç gün önce baba olduğumu öğrendim. Benim Maya adında bir kızım varmış. Anlamadım. Özlemişim burayı. Özlersin tabii. Kapatmışsın kendini o kokuşmuş mahalleye. Yani sanki biricik benim başka bir şansım vardı da ben gittim oraya yani. Kıyamam. Doğru diyorsun. Keşke inat etmeseydin de Selim sana demişti ya otelde kal diye. Otelde kalsaydın hiç yoktan iyidir. Selim'in otelinde kalacağım.
yumruk yumruğa kavga ettiğim adamın oteline gideceğim. Beleş bir şekilde orada yayılacağım ve kalacağım ha. Doğru doğru. Unuttum ben onu. Dağıldık ya. Çok üzülüyorum. Sen böyle Selim'le konuşmuyorsun, kavgalısın falan. Yani ben hangi akla hizmet gittim, okula girdim. Çocuğun notlarını değiştirdim, hala anlamış değilim. Bunu bana başkası yapsaydı ben de Selim'in yaptığını yapardım. Gider onun ensesine çökerdim, hesabını sorardım. Evet. Ne diyeyim ki? Barışmışlar Serracık'la. Haberin var mı? Biliyorum. Ben naklen seyrediyorum zaten onları. Naklen derken? Bayağı. Naklen seyrediyorum. Serra benim yan binada oturuyor. Tabii tabii. Yani Selim'in gelişi, gidişi, öpüşü, koklayışı, her şeyi ben naklen bir şekilde görüyorum. İşkence gibidir şimdi. Değil aslında. Nasıl değil? Yok, değil. Yani sen şaşıracaksın belki ama ben Serra'ya karşı hiçbir şey hissetmiyorum artık. Ne demek o ya? Nasıl hissetmiyorsun bir şey? Yani bayağı hissetmiyorum böyle aşk anlamında, ne bileyim, duygusal bir şekilde Serra'ya karşı artık beni... Yok artık. Aa! E doğruymuş. Ne doğruymuş? İşte böyle. Esra diğer çocuğu ağırlaştığı için bu akşam apar topar Londra'ya dönmeye karar verdi. Yani kızı burada bırakıp gidecek. Eğer sen istemezsen ben Maya ile bir otele yerleşirim. Benim için hiç sorun değil. Ama ben burada seninle olmayı, bu sorunun üstesinden beraber gelmeyi tercih ederim. Ne oluyor burada?
Sesiniz de dışarıdan geliyor. Rezil olduk konu komşuya. Asena, ne oldu kızım, delirdin mi? Kendine gel. Baba, konu komşuya rezil oldum diyeceğine bana bir neyin var? Seni nasıl avutabilirim desene, bir sarılsana baba. Asena, kocaman kadın oldun. Ben seni nasıl avutayım? Kocaman bir kadın değilim. Ben değilim. Sevgi, ne olur söyle, ne oldu bu kıza? Ne oldu? Niye bu kadar delirdi? Sus, 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 sus. Nerede bakalım telefonum? Bak, istediğin zaman beni buradan arayacaksın, tamam mı? Sınırsız izni var Maya'nın. Telefonunu almak yok, tamam mı Onur? Tamam. Hem aşırıya kaçmamak şartıyla her gün çikolata da yiyebilir. Mayacığım. Biliyorum, üzülmekte haklısın. Ama şimdi bırakalım, anne içi rahat bir şekilde gitsin. Çünkü kardeşinin ona ihtiyacı var, tamam mı? Biliyorum. Aferin sana. Kızım sana emanet Onur. Merak etme. Evladım, anlıyorum. Hiç kolay bir şey değil. Ama Onur o kadar perişan oldu ki çocuk. O kadar üzüldü ki. Yani babaanneciğim, sana da aşk olsun yani. Böyle bir şeyi önceden bilip insan söylemez mi? Ah yavrum. Böyle konularda karı kocanın arasına girilir mi yavrum? Yani... Ya Onur'u tanımasak, ya o da benim oğlum gibi birisi yavrum. Şimdi küçücük bir kız çocuğuyla gelecek kapıya. Ya ben ne yapacağımı bile bilmiyorum. Biliyorsunuz efendim. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kendinize yakışır bir şekilde davranacaksınız. Bu kadar. Bir de o küçük kızı düşün yavrum. Minicik bir kız. Bilmediği bir eve geliyor. Bilmediği bir aileye, bilmediği bir adamla birlikte. Ya düşünsene, ne kadar zor durumda o küçücük kız. Zaten ona çok üzülüyorum. Yani onu düşünmekten sinirlenemiyorum bile. Aferin sana. Peki baban? Yani baban nasıl karşılayacak bu durumu? Senin bir şey söylemene gerek yok. Ben lisanı münasiple ona durumu anlattım. Baştan biraz şok oldu ama sonra kabullendi. Bunca derdin arasında bir de Nil'in sorunlarıyla uğraşıyorum demiştir. Hayır, hiç öyle bir şey demedi yavrum. Gerçekten. Yani önemli olan Nil'le Onur'un mutluluğudur. Elimizden ne geliyorsa yapalım dedi. O kadar. Tabii ne düşündüğünü bilemem. İyi misin? Bilmiyorum ki babacığım, nasılım? Kocamın bir çocuğu olduğunu öğrendim. Ben de bilmiyorum. Nilo, olan olmuş artık. Hırpalama kendini bu kadar.
Konuştun mu Onur'la? Neredelermiş? Yoldalardı, gelmek üzerelerdir. Of ya. Yazık çocuğa. Kim bilir nasıl korkuyordur. Büyüklerin günahına hep çocuklar çekiyor işte. Şu ortalık sakinleşsin. Onur'u karşıma alıp konuşacağım. Ama şu anda sırası değil. Hoş geldin oğlum. Nasılsın? İyiyim anneciğim. İyi görünüyorsun. Ne o? Baba kız. Dertleşiyor musunuz? Aferin size. Aferin. Yalnız karşında suçsuz bir çocuk var. Sakın unutma. Tamam babacığım. Haklısın. Tanıştırayım. Maya. Nil ablam. İhsan amcan. Merhaba. Berrin babaanne. Hoş geldin güzel kızım. Bu ne güzel bir bebek böyle. Sen melekmişsin. Hoş geldin yavrum. Hoş geldin. Selim açık olduğundan emin miyiz? Karanlık baksana. Eminim ben ya. Aradım bugün, açığız dediler. Ya Veli amca yaşlı başlı adam, başına bir şey gelmiş olmasın? Yok, o merak etme. O zaten yalnız çalışmıyor. Onda bir sürü garson çalışıyor. Ben bir gidip bakayım. Duruma göre haber vereyim sana. Niye öyle dedin şimdi? Ya ben işkillendim. Bir bakayım duruma. Bir de şey, ben indiğimde kapını kilitlemeyi de unutma.
Ben ufak çaplı bir sürpriz yapmak istemiştim ama... istemeden ufak çaplı bir korku filmine bağladım sanırım. Bayıldım. İşte beklediğim tepki buydu. Geçelim mi? Buyurun. Nazlım sen tembel hayvan hayvanını bilir misin? Yine hayvanat bahçesi muhabbeti yapmaya başladım var mı? Ulan üç tane merdiveni 5000 saatte indin lan tembel hayvanı gibi. Neredesin kız? Ağaç ettin beni. Ya ne yapayım? Annemin banyoya girmesini bekledim var var. Hazır mısın lan? Evet hazırım da. Daha derken? Yine dağlı deli konuşmaya başladın. Kızım ne söyleyeceksin direkt söyle. Sonra kafam karışıyor benim. Ben Nilgün Hanım'dan korkarım. Yani ne bir şey isteyebilirim ne de sorabilirim. He, anlaşıldı. Kurbanlık koyun gibi beni atacaksın önüne. Yani yanında durup kendimi acındırsam. Düş kız önüme. Tamam. Ne yapılacaksa ben yaparım artık. Yürü. Hayırdır? Nilgün abla ocağına düştük. Yardımın lazım. Nilgün Hanım kurtar bizi. Çocuklar ne diyorsunuz ya? Mimiklik yapman lazım gerekiyor ablacığım. Mevzu derin. Hem de çok. Ölüm kalım meselesi. Asena. Hadi yavrum bak boğazından bir iki lokma geçsin. Bak biz oturduk sofraya hadi. Ne oldu ses vermiyor mu? Yok vermiyor. Bana bak bu intihar falan etmiş olmasın ha. Yok canım yapmaz öyle şey. Asena bu canı çok tatlıdır. Uyuyakalmıştır ama sen yine de tekrar bir tıklat bakalım kapıyı. Ha. Asena. Ne oldu? Gel. Gel, kilitlemiş kapıyı. Bir mi kilitlemiş? Kır kapıyı, kır. Gitti. Asena! Kızım, Asena! Asena! Ya korkudan kalbim dursaydı? Ya karanlıkta düşüp bir tarafını kırsaydın? O da bir ihtimaldi.
Bazen abartıyorum sanırım. Bazen mi? Ara sıra. Ne oldu? Ne geçirdin aklından? Ne kadar şanslı bir adam olduğumu düşünüyordum. Serra, ya birbirimizden vazgeçseydik? Ya ilk kavgamızda ayrılsaydın? Beni azarladığın zaman bu kız da çok huysuzmuş. Yeter be deseydin. Kırıp döktüğünde bu adam da çok sinirliymiş, ben yapamam deseydin. Seni üzdüğüm zaman, önünde diz çöküp yalvardığımda beni affetmeseydin. Bizden bir şey olmaz. Git dediğinde arkamı dönüp gitseydim. Benimle evlenir misin? Serra. Bu hayır demek mi? Hayır. Yani çok mu erken oldu? Belki benimle birlikte böyle bir yola girmek istemediğinden falan. Selim. Tamam, seni anlıyorum. Sen düşünmeden böyle bir yola çıkmak istemezsin. Selim, bir saniye susarsan cevabımı duyacaksın. Dinliyorum. Evet. Seninle evlenirim. Ben seni seviyorum. Seni seviyorum. Ben daha çok. Seni çok seviyorum. Biz o kadar mutlu olacağız ki. Sen bile inanamayacaksın. Söz mü? Hem de Selim Kutlusay sözü.